Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. 7 meşalelerdeyiz. Cumhuriyet şiirini işliyoruz biliyorsunuz. Saf şiirin hakkını verdik her şeyle. Sıra geldi 7 meşalelere hocam. Ne yapıyoruz? Ceviz yasak mı akrostişiyle karşınıza getiriyoruz bu isimleri. Kimler var? Kimler var? Cevdet Kudret Solok, Vasfi Mahir Koca Türk, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil kurucusu biliyorsunuz. Kenan Hulusi Koray öykücüsü. Bunlar içerisinde öykü yazan isim çok çok önemli. Muammer Lütfi Bahş ise diğer isimlere dahil edilebilecek önemli isimler. Nereden isimleri gördük. Peki bu adamlar neyi savunuyorlar hocam? Yedi meşalecilerin amacı ne? Öncelikle arkadaşlar dikkat. Cumhuriyet dönemi ilk edebi topluluk olduklarını söyleyelim. Çok önemli bu. Çok önemli çünkü toplanıp da biz şuyuz diyenlerin sayısı çok az. Bunu yapanların sayısı çok az. Bir bildiri yayınlayanların sayısı çok az. İşte onlardan ilki Cumhuriyet döneminde yedi meşaleciler oluyor. Beş hececilere tepki amaçlı doğuyorlar. Ve sanat için sanatın belki de en yüksek hissedildiği, en sağlam yerinde hissedildiği bir grup diyebiliriz bu grup için. Yaşar Nabi Nayır hocam. Muzaffer Reşit Takma adı dedik geçtik. Şimdi özellik noktasında arkadaşlar Yaşar Nabi Nayır'ın böyle çok karakteristik bir özelliği yok. Ha çok çok önemli bir isim, çok büyük bir isim. Günümüzde hala çıkan dikkat, Varlık dergisinin kurucusu, başlatıcısı vesaire vesaire. Çok çok önemli bir isim. Ama sınavda Yaşar Nabi Nayır'la ilgili genel özellik sorusu gelemez. İçiniz çok rahat olsun. Gelse de oradan hatırlayamayız arkadaşlar. Biz Yaşar Nabi Nayır'la ilgili bütün soruları ancak eserinden çözebiliriz. Onar Mısra şiiri, Sevi Çıkmaz'ı öykü, Adem ile Havva roman, İnkılap Çocukları tiyatro, Cep Dergisi ve Varlık Dergisi günümüzde halen çıkmaya devam eden, bu da dergi türünde değil mi? Yaşar Nabi Nayır Cep'tedir arkadaşlar. Şu eserler zaten hep topu 7-8 çok önemli eseri var. Cebe koyarsanız kolay kolay soru kaçmaz. Yine özelliğinden değil de ancak eserlerinden yapabileceğimiz bir isim daha Vasfi Mahir Kocatürk. Yine de epik şiirlerle tanındığını ben şuraya epik kelimesini tekrar yazarak hatırlatmış olayım. Edebiyat araştırmaları noktasını da şuraya kocaman bir, çok büyük olmadı ama olsun, araştırma yazarak iyice bir oturtmuş olayım. Tamamdır eyvallah hocam. Peki nedir eserleri? Bakın dikkat. Şiir noktasında Vasfi Mahir Kocatürk, Dağların Derdi ve Tunç Sesleri, bakın Tunç Sesleri artistik olabilir. Oyun noktasında Yaman, araştırma noktasında ise Saz Şiiri Antolojisi Amman dikkat çekiyor. Vasfi Mahir gelir mi? Bence gelme ihtimali çok çok düşük bir isim. Yani 7 meşalelerden Yaşar Nabi Nayır tercih edilebilir. Ne bileyim Kenan Hulusi tercih edilebilir. Sırada ne var? Ziya Osman Saba tabii bir numaralı isim, o gelebilir. Vasfi Mahir biraz daha böyle geride kalıyor sanki ama gelirse sorulabilecek eserleri burada arkadaşlar, tamam. Bu videoyu bir iki defa tekrar etmeniz fazlasıyla yetecek sınavda olası bir soru için. Gelirse zaten söylüyoruz, içiniz rahat olsun. Ziya Osman Saba anılara çok fazla yer vermiş, eyvallah. Yani anı onun için olmazsa olmazlar arasında, cepte bir kere kalsın. Onun dışında hikayelerinde de anıdan çıkma tipler yer alıyormuş, eyvallah hocam. Bakalım mı şiirlerine? Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman ve Nefes Almak. Nefes Almak burada sorulma ihtimali en düşük olan. Geçen Zaman ikinci planda ama Sebil ve Güvercinler olmazsa olmaz eserlerinden. Tamam. Öykü noktasında da Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi kesinlikle bilinmesi gereken, adının bilinmesi gereken eserlerinden. Değişen İstanbul'a ise saygı duydum. Şimdi bu eserlerde içeriğe ihtiyaç var mı? Yok arkadaşlar. Şimdi şiir gruplarında, tamam, şiirlerin zaten içeriği olmazdı. Hani tek tek şu şiir var, bu şiir var demek değildi. Hani bu şairlerin öykülerinden, romanlarından bahsediyorum. Bunlara çok ihtiyacımız yok. Cumhuriyet dönemi roman hikayesinde içerik bilmenize ihtiyaç var. Onda da böyle tipik birkaç romanı bilmeniz yeterli olur. Ya da tipik birkaç tane böyle hikayeyi çok iyi bilmeniz fazlasıyla yeter. Hiç alakasız böyle kıyıda köşede kalmış eserlerle vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Şöyle bir bakın kimler edebiyattan nereye çalışmış, neye çalışmış, nasıl çalışmış. En büyük pişmanlık gereksiz ayrıntılarla vakit kaybetme. İzleyin ya derece yapan öğrencileri ne yapmışlar, kimden çalışmışlar. Göreceksiniz orada hep şu vurgu yapılıyor. Ya ben geçen sene işte Peyami Sefa'nın satır satır bütün eserlerini çalıştım, gitti alakası bir yere sordu adam diyor. Çok haklı arkadaşlar. Bu sene de öyle olacak. Bu sene de aynı şey olacak. Yani siz atıyorum Tarık Buğra'nın alakasız böyle hiç duymadığımız eserlerini çalışacaksınız. Adam gidip en bilindik eserini soracak. Sen Yakup Kadri'nin işte Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı falan fistan diye Yakup Kadri'ye çalışacaksın. Adam sınavda yabanı soracak. Bu hep böyle arkadaşlar. 100 yıldır böyle. İçiniz rahat olsun. Bazen içini rahatlatmak için öğrenci çok gereksiz ayrıntıları da ezberleme telaşına giriyor. Her şeyi yazmak istiyor. Her şeyi bilmek istiyor haklı olarak. Ama biz zaten onu soru bankalarında yapıyoruz. Yani soru bankalarında ottan, çöpten, böcekten, her şeyden bahsediyoruz. O çerezdir çünkü. Soruyu çözerken tık 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 geçersin, öğrenirsin. Ama konu anlatımda ona kattığımız an kafalar allak bullak olur. Sadece çalışmış olursunuz. Sınavda da inanın en basit eseri dahi yapamazsınız. İçiniz çok rahat olsun. Lütfen kendinizi gereksiz eserlerle, özellikle gereksiz eser içerikleriyle falan yormayınız, olur mu? Fazlasıyla yeter şu yaptığımız anlatım. Rahat olun. Bak yıllardır aynı şeyleri anlatıyoruz arkadaşlar. Hiç. Bu notları hiç değiştirmiyoruz. Rahatız o anlamda, tamam mı?
Kafalarda rahat olsun lütfen. Muammer Lütfi Bahşi ne yapıyor? Milli konulara yer veriyor, dikkat çekici. Topluluk dağıldıktan sonra da edebiyatı, bakın grubu, topluluğu falan değil. Bayağı edebiyatı bırakıyor adam, nasıl artık bezdiyse. Türk Akdeniz ve İlk Kurşun eserleri arasında sorulur mu? Belki bir yerlerde bir yazar eser, yani sorulabilir. Sabri Esat Siyavuşgil, dikkat Sebri diyecektim. Yedi Meşalecilerin kurucusu demiştik arkadaşlar ve Sait Faik'in öykülerini Fransızca'ya çevirmesi noktasında tipik bir özelliğe sahip. Çok önemli bakın bu. Yani Sabri Esat Siyavuşgil ile ilgili bakın içinizi rahatlatan şeyler. İşte kalemi düzgündür, çok iyi bir yazardır, şiirleri vardır, birçok eser. Yani yaz Allah yaz, bunlar gereksiz arkadaşlar, bunlara ihtiyacımız yok. Çok güçlü bir isimdir, Cumhuriyet dönemine yön vermiştir. Yedi meşaleciler arasında en bilmem. Ya bu ne Allah'ını seversen. Buraya 60 tane maddeyi sıralarım, vay be dersin adam ne güzel yazıyor. Sınava bir girersin, Sabri Esat Siyavuşgil'in adı bile yok sınavda. Tamam, o yüzden ben bu verdiklerimin fazlasıyla ettiğini biliyorum. O anlamda siz de lütfen rahat rahat ilerleyin. Mesela burada Sait Faik'in öykülerini Fransızca'ya çevirmek tipik bir özellik. Hiçbir yazarda, hiçbir şairde bu özellik yok. İşte bunu bilmen lazım. Yedi meşalecilerin kurucusu olması diğer yedi meşalecilerden ayıran özelliği. Bunu bilmen lazım. Yani illa bir özellik çalışacaksan karakteristik bilgiler fazlasıyla yeter. Odalar ve sofalar ve yedi meşale şiirleri arkadaşlar cebinizde kalsın. Geldik Kenan Ulvi'si Koray'a. Böyle tipik isimler değil mi bunlar? Yani tipik derken şöyle söyleyelim. Hani grup içerisinde var ama tam dışı, tam o grubun tam tersi, tam dışı ne? Tam tersi şeyler yazanlar olur ya, herkes şiir yazar, birisi öykü yazar. Herkes dergi çıkarır, birisi gazete yazar falan. İşte Kenan Ulvi Koray öyle bir tip arkadaşlar. O dönemde korku temasını ilk işleyenlerden. Bak ne güzel, karakteristik bir özellik. Ve dönemin öykücüsü, bu da çok dikkat çekici. Boş bir yok, boş bir laf yok, dikkat. Öykü noktasında Bir Yudum Su ve Bahar Hikayeleri, roman noktasındaysa Osmanovlar dikkat çekiyor. Cevdet Kudret Soluk. Gelin bu ismin de hakkını verelim. Sonrasında bu olay bitsin hocam. 7 dakikaya da girmişiz 7. dakikaya. Hani 7 dakikada 7 meşajdan artistik olabilirmiş. Daha önce bu espri nerede? Daha espri demeyeyim de bu vurguyu nerede yaptım? 5 eşecilerde yapmıştım değil mi? Evet güzel. Bir seri olabilir bu, bakalım. Cevdet Kudret Soluk. Edebiyat tarihi çalışmaları önemli. Ziya Osman'dan sonra şiire sadık kalan isimlerden. Şiir noktasında birinci perde. Oyun noktasında tersine akan nehir gelebilir neden gelmesin. Roman noktasındaysa havada bulut yok. Evet son ismimiz ve son önemli eserimiz arkadaşlar. 7 meşajları 7 dakika içerisinde sizlere aktardık. Bakalım neler olacak. Peki bir sonraki videoda, bir sonraki şiir grubunda görüşmek üzere. Kolay gelsin.